Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Ekim 2023 Ankara'dayız. Başkent Ankara'da 10 koşul bir program var. Herkese açık yayınımız arkadaşlar. Hemen değerlendirmelerimize geçelim Ankara ile ilgili. Burada birinci koşu 13'te başlıyor. 3 tane kum var. Diğer 7 tane koşu çim pistte. Birinci koşu 13'te handikap 22, 3 yaş, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metre. 4 numaralı Fighting Falcon Özcan Yıldırım, 3 numaralı Marco Polo Ercan Çankaya ve 2 numaralı Ser Veyron Akın Sözen. E, tabii 1 numara iyi at yani Black Lion Mehmet Nur Sunkar'la onu da yazmak gerekiyor. Ee, bakarsınız bir bir anda tek dahi olabilir. Son dakika şablonlarımız arkadaşlar onu bilemeyiz. 4-3-2-1 diyoruz şu anda. Yalnız benim düşüncem burada e, özellikle 3 numaralı Marco Polo'dan çok iyi bir koşu bekliyoruz. Biz çok Toruk temsilcisi aslında ee, yeteri kadar kazanamadı. Bakalım. İkinci koşu Shard'ı 4 dişi 3 yukarı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Lady Safora Kadir Demirel ile Banko. Evet. Lucky Strom yakın rakibi. Üçüncü kuşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Brown Lady Gökhan Kocake ve Altman Miss Westries Akın Sözen ile Banko. Bu safkanların kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. E, tabii orada yani Karpat'ı ilk kez koşan atlar var orada. Yani bu e, burada eğer biz kendi bakışı, bakış açımıza göre e, bu safkanlar gelmez ise e, birçok safkanın gelme ihtimali var burada. Kozmodem Janskaya özellikle Merkez Kalp Aslanla Doktor Yasemin e, hepsinin burada gelir var yani. Biz o topa girmiyoruz. Biz 1 ve 6 diyoruz. Özellikle Brown Lady'den güzel bir koşu bekliyoruz. Brown Lady'den güzel koşu beklemezsek Miss Westers'ten bekliyoruz. Dördüncü koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada da 5 numaralı yel sesi Mehmet Nuri Sunkar'la Banko. Evet. Böylece 3 tane Banko ile ilk 4 koşuda 3 Banko ile girmiş olduk devreye. Beşinci koşuyla beraber ikinci altılgı ayağına başlıyor. Handikap 14. 3 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada da alternatif bankomuz var. 3 numaralı Baran Efe. Mehmet Akkabuz'un alternatif banko. Bu safkanın diğerlerinin yanında şansının çok olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Evet Mehmet Akkabuz son koşuda Ankara'da gördüğünüz gibi bir dördüncülük elde etti. Bu safkanın rakip noktasında iki numaralı Akran Tay Kadir Demirel. 8 numaralı Deli Fırtına Müslüm Çelik. 10 numaralı Oganer Merkür Kalp Aslan. 5 numaralı Acar Efem Ercan Çankaya. ve 7 numaralı Sadun Fırtınası Nizamettin Demir. Evet, 3 eğer banka olmaz ise 2, 8, 10, 5, 7. 6. koşu Canberk koşusu 246 bin kısa vadı 6 koşusu 4 ve yukarı Araplar 2100 metreye çıkacaklar. Sürprize çok açık bir ayak burada. Üç Berat'ım alternatif banko. Bu Safkan'dan biz çok iyi bir koşu bekliyoruz Berat'ımdan. Üzerine bir de Usta Jokey Gökhan Kocakaya ilk kez binecek. Arkadaşlar Gökhan Kocakaya daha evvelden bakıyorum. Yok yani Karataş bile bindi o hata. Ama Gökhan Kocakaya ilk kez biniyor. Olsun bu Safkan 2100 metre olsa 60 kilo da olsa diğer rakiplerini geçmeye gücüne sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu safkana rakip noktasında 4 numaralı Göl olan Ahmet Çelik, 6 numaralı Baytosun Olu Özcan Yanırım, 9 numaralı Hızlı Emel Vedat Abiş, özellikle Hızlı Emel'den de ters bir koşu gelebilir bugün. Böyle e, beklenmedik zamanlarda enteresan işler yapacak bir at bu Hızlı Emel. E, 9 numaradan sonra 5 numaralı Pişman Ağa Halis Karataş, 2 numaralı Çelik Kalkan Akın Sözen ve 10 numaralı Rockstar, Müslüm Çelik'le diyoruz. 3 alternatif pago 4, 6, 9, 5, 2 ve 10 numaralı e, Safkanlar. Evet, 7. koşu Ankara Kalesi koşusu. Bu bir grup bir koşu. 3 e, uyku yaşta İngilizleri e bağlıyor. E, 1500 metre böyle fişek gibi bir koşu izleyeceğiz. Yani e, bu fişek gibi koşuya da e, bizim gerçekten tuttuğumuz bir at var burada. King Berkay Ejim finali geçecektir diyoruz ve banko atıyoruz. King Berkayı banko atıyoruz arkadaşlar. 83 gün dinlenmesi var. 83 ay dolmadan bir şekilde tekrar yarış görüyor. Arkadaşlar burada Ejim Finale daha çok çimde gösterdi. Bayağı bir tepindi durdu. O da son koşuları kazanamadı. Zorlu koşulara çıktı Ejim final açıkçası. Ama e, burada yani sonuçta e, Kumpis'te bir üçüncülüğü gözüküyor. Burası e, Ankara zorlanacak. Biz öyle düşünüyoruz e, Karataş'ın idaresinde de olsa. E, Karataş zaten %50 e, yani bindiği favori atta Karataş e, %80-90 bile AGB'si çıksa %50'dir o. Ya getirir ya getirmez. Yani e, tamamıyla e, verdiğimiz bütün e, şeylere baktık biz hemen tamam hemen hemen yarı yarı arkadaşlar. Yani atıyorum şu ana kadar 10 defa mı Karataş'a vermişiz biz banko? Bunun 5'ini kazanmış, 5'ini kazanamamış. Yani %50 başarı var yani favorilerde. O yüzden e, güvenilir bir jokey olduğunu düşünmüyoruz e, birkaç senedir. Yani birkaç senedir diyorum ayıp olmasın diye. Epeydir. Ama burada e, King Berkay e, Ahmet Çelik'le e, yarışı kazanacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. E, burada hani jokeylerin üzerine yüklenmekten ziyade atların performansını e, kullanması gerekiyor. ve kullanamazlarsa işte böyle laf ederler. 8. koşu Kültür ve Turizm Bakanlığı koşusu. 843 bin koşu Grup 2. 2 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. burada 5 numaralı Son of Cougar Vedat Abişle işte. 6 numaralı New Princess Özcan Yıldırım ve 7 numara Selanik Kızçesi Halis Karataş. Mesela burada Selanik Kızçesi ile kazanacak mesela Halis Karataş. Çaktırmayacak kazanacak. 5-6-7 burası. Yani, ay bombasını 5-6'yı yazdık. 5'in performansı çok iyi. E, 6 Nur Prenses'i çok sevdiğimiz bir at. burada Selan Kızçesi de formda şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla ayağının ucunda. 9. kuşu Ömer Kaya koşusu. Kısa vade 6-3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Çin pist 4 numaralı Tur Demirkır, Gökhan Kocakay'la. İlk atımız muhtemelen kazanma ihtimali var ama alternatif banko değil. 1 numaralı Jean Bolt, Ayhan Kurşun. 2 numaralı Berişa, Saadettin Boyraz. Mesela bugün burada Saadettin Boyraz da bu çim pist kimse oynamayacak bu ata. Ama var yani çim pist performansları falan var. Kazanma ihtimali olur olduğunu yazıyoruz yani. 5 numaralı Alpingo Ahmet Çelik ve 7 numaralı Matsukaze Özcan Yıldırım. Matsukaze'den de ters bir koşu gelebilir. Tek bir halte apranti var arkadaşlar. King of the Rose. Böyle olduğu zaman bazen böyle günün sürprizini patlatıp geçiyorlar. Dikkat yeriniz varsa ben 3'ü de koyun derim. Burasını kapatmış oluyoruz. Böylece onu da söyleyeyim size çaktırmadan. Bir 6 kalıyor dışarıda. 6 sürpriz sorumlu da Mehmet Akkavuz'la. Yani yazmakta yarar var. Sıralamamız burada 4, 1, 2, 5, 7, 3 ve 6 ve hepsi. 10. koşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Evet e, burada e, bir şekilde 5 numaralı Matt Lady Cup, Aslan'la ilk atımız. 6 numaralı Mataralar Diyarı Aziz Akdemir. Bence bu atın gelme ihtimali çok yüksek. 6 numara. 3 numaralı Kendi Queen, Ayan Kurşun, 2 numaralı Kalipso Queen, Saadettin Boyraz ve 9 numaralı Somebody Stop Me. Biri beni durdursun Gökhan Kocakay'la. Ee, bu İbrahim Bekiroğlu'nun antrenöründe olan sapkanlarda iyi işler yapıyor. Bunu da hatırlatırım size. İlginç bir ayak gerçekten. Ee, burada da mesela e, ana Fatma bir numarayı ve Golden Sinch'i yazmadık. Yani bir ve dördü yazmadık ama onların da burada Sürpriz şansı var mı derseniz var. Evet Ankara'da kıran kırana bugün mücadelenin olduğu bir gün gerçekten. Böyle grup yarışları da var. O zaman izlemeye doyamıyoruz. Hoş yani. Bugün Diyarbakır var arkadaşlar. Diyarbakır zaten şu an yayında. İzmir için premium üyelere ait olan videomuz var. 10 koşul programda. İzmir'de de böyle bol bol bankolarımız var arkadaşlar. Dikkat çektiğimiz atlarımız var. Özellikle bir iki tane sürpriz de bulduk hani ekip arkadaşlarımızla gelen WhatsApp bilgilerini birleştirdiğimizde birçok at zaten çakışıyor. Bu da bize başarı getiriyor. Evet böylece Ankara ile ilgili videomuzun da sonuna geldik. Herkese güzel bir cumartesi diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.